Merhabalar. Videonun başlığından da anlayacağımız gibi Effective Java Third Edition'ı işleyeceğiz. Gerçi daha koymadım ama bu tarz bir şey koyarım herhalde. Kitabın içerisinde belirli bölümler var ve her bölümün altında da kitabın item diye nitelendirdiği parçalar var. 90 tane parça var kitapta. Ve baştan şunu söyleyebilirim. Eğer temel bir Java bilginiz yoksa, hatta temelin bir tık üstüne Java bilginiz yoksa kitabı anlamanız pek mümkün gözükmüyor. Çünkü kitap sizin temel bilgileri bildiğinizi varsayarak ilerliyor. Ve kitabı anlamak da biraz zorlayıcı. Şundan dolayı İngilizcesinden bahsetmiyorum. Mesela bir okumaya başlıyorsunuz, gidiyorsunuz. Diyor ki burayı anlamak için item 17'ye git. Gidiyorsunuz, tekrar okuyorsunuz, item 15'e git diyor. Tekrar okuyorsunuz, işte item 67'ye git diyor. Oradan 50'ye falan derken gerçekten kaybolmamak imkansız yani. Ama çok güzel bir kitap. Hani onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Neyse, lafı uzatmadan ben başlayayım. İlk bölüm Consider Static Factory Methods Instead of Constructors diyor. Yani neden Constructor yerine Static Factory Method kullanayım gibi bir soru diyebilirim buna. Bildiğimiz gibi Constructor'larda istediğiniz ismi vermek gibi bir seçeneğimiz olmuyor. Sınıfın adı neyse Constructor'ın ismi de o oluyor. Durmadan yeni instance ürettiğimizde keşleme gibi bir mekanizma kurma şansımız yok. Ve Constructor'lar ile alt tipte veya farklı tipte bir obje üretemiyoruz. Bunların hepsinin detayına az sonra gireceğim. Static Factory Method nedir? Bir Boolean örneğiyle başlayalım işimize. Item 1. Şimdi Boolean, doğru yazarsanız bu bir sınıftır. Value of metoduna gidelim. Gittim. Static Factory Method nedir? Bir metodun static factory olması için önce static keyword'ünü alması lazım ve aynı sınıftan bir tane instance döndürmesi lazım. Bakın, aynı sınıf tipinde gidiyor. Yine Boolean true veya Boolean false diye değer döndürüyor. Bu duplicated olmuş bu arada çoktan ama. Temelinde böyle. Aynı zamanda şundan da şimdiden bahsedeyim. Bir static metot yalnızca statik bir değer döndürebilir. Bunu da bilmekte fayda var. Dedikten sonra artık 3 tane ana başlığımıza gelelim. İstediğimiz ismi vermek gibi bir seçeneğimiz olmuyordan başlayalım. Şimdi yemek diye bir sınıf oluşturdum ben öncesinden. Bunun konstruktörünü yaratalım. Bir tane yemek konstruktörüm var. Fark ettiyseniz aynı isimde. Diyelim buraya bir logic kuracağım. Anlamamız için bir tane örnek vereyim. Boolean soğuk diye bir parametre atadım buraya. Bir tane logic olduğunu düşünün. İşte soğuk yemek üretecek falan. Sonra bir test sınıfımı açayım. Buraya geldim. Yeni bir yemek üretmek istiyorum. New dedim. Yemek dedim. Üretmeye başladım. Burada bana diyor ki soğuk diye bir boolean gir. Bunu bu yemek sınıfının içine gitmeden neredeyse anlamak mümkün değil. Hani buraya ne koyacağım? Nasıl bir akış dönecek falan. Bunu daha kolaylaştırmak için isimli constructor yaratabiliyoruz. O da tam olarak şuna tekabül ediyor. Tekrar buraya geldiğimde yemek dedim. Yemek dedim. Yemek sınıfından bakın sıcak yemek atıyorum. Artık bunun biraz daha ne olduğu belli. Çünkü bir ismi var. Bir sıcak yemek yapacağım belli yani buradan. Aynı zamanda ilk özelliği anlamış olduk ve üçüncü özelliğe de bakalım. Alt tipte veya farklı tipte bir obje üretebiliyoruz. Pide sınıfına gittiğimde yemeğin bir alt sınıfı ve fark ettiyseniz ben burada pide de üretebiliyorum, dondurma da üretebiliyorum. Soğuk yemek aklıma gelmedi bu arada. O yüzden dondurma yazdım. Bu da diğer bir özelliği. Şimdi bir de hazır aklımdayken şundan da bahsetmek istiyorum. Buraya geldiğimizde Boolean value of demiştik. Buraya geldiğimde normalde biz böyle bir şey üretirken newleyerek üretiyoruz ve bu da ne yapıyor? Memory'de yeni bir alan açmamız gerekiyor. Ama fark ettiyseniz static factory method'da zaten statik bir değer döndüreceği için bunu zaten memory'de yere ayırtılmış oluyor. O yüzden eğer doğru kullanılırsa sizde bellek açısından iyi bir tasarruf sağlatabilir. Ondan da değineyim, ondan da bahsedeyim. Son bir özellik daha var konuşmak istediğim. Şunu sileyim. Fenerbahçe sınıfı, tamam. Fenerbahçe diye bir sınıfım var. İçerisinde yeni futbolcu ve yaş alıyor. Şimdi
Normalde bu doğru bir kullanım. İşte yeni futbolcu ve bunlar kesin gelecekse böyle bir konstrüktör oluşup durmak mantıklı. Ama diyelim ki artık Ali Koç dedi ki ben 20 yaşından farklı bir oyuncu almak istemiyorum. Benim tüm oyuncularım 20 yaşında olacak dedi. Bu sefer ne yapmak zorundayız? Şimdi gittim. Ali Koç bu kararı aldı. Şimdi geldim. Fener dedim. New Fenerbahçe dedim. Yeni futbolcu atıyorum Mesut. Yaşına da 22 dedim. Ali Koç'un kararıyla böyle yaptık. Şimdi her yeni bir oyuncu üreteceğim zaman mesela Fener 2 diyelim buna da futbolcu Ronaldo. Mesela yazdım. Hep 22 22. Hep bunu yazmak zorunda kalıyorum ama şöyle bir çözüm yoluna da gidebiliriz. Bu sefer bunu yapmak yerine ne yapacağım? Fenerbahçe FB artık nivelemeyeceğim. Fenerbahçe diyeceğim nokta. Tabii önce şeyi yazmam lazım. Bir tane statik metot yazacağım. Public static. Faktör metotların özelliği aynı sınıftan dönmesi lazımdı. Bunu biliyoruz. Geleceğim. Bu içerisine ne alsın? Artık yaş sabitti. 20 olduğunu biliyorum. O zaman sadece futbolcu ismi alsın. Tamam dedik. Ve burada şey yapalım. Fenerbahçe oyuncusunu burada üretelim. Yeni futbolcu parametresini buradan alsın. Yaşını da ben 20 2 mi demiştik? 22 olarak atıyorum. Elimle setleyeyim. Mesela. Bu tarz bir yöntem izleyebilirim. Şimdi şöyle yapayım. Heh, tamam. Şimdi metodun adıyla karışmış. Yeni futbolcu üret dedim mesela. Tamam. Sonra buraya geldiğimde artık şu kullanımı yapabiliyorum. Yeni futbolcu üret. Sadece bu sefer Ronaldinho'yu alalım. Bu sefer yeni futbolcu üret dediğimde direkt benim için 22'yi sabit olarak eklemiş olacak gibi avantajları var. Aklıma geldi. Bir de şundan da bahsedeyim madem. Overriding olayını biliyoruz. Atıyorum buraya yeni bir atıyorum artık. Ya yani şimdi doğaçlama bir örnek yapacağım. Yeni teknik direktör. Atıyorum böyle bir değişikliğe gitmeniz gerekti diyelim. Hani bunu bir override işlemi yaptığınızda şu an bir override işlemi yaptım burada. Tekrar bunu üreteceğim zaman bu da belirli karmaşıklara yol açıyor. Mesela Fenerbahçe dedim. FB2 dedim. Fenerbahçe'yi çağıracağım. Yeni diyeceğim. Fenerbahçe diyeceğim. Ürettiğimde hangisini çağıracağım mesela? Ya bu tarz şeylerden kaçmak için de yine faktör method işimizi çözüyor. Ya temel olarak şurada yazdığımdan daha fazla şey anlattım aslında. Ama özetlersem, static factory method ile isim seçme özelliği kazanıyoruz. Hangi instance'ı döndüreceğimizle ilgili tüm kontrolü elimize alıyoruz. Hangi tipte obje döneceksek bunun da kontrolünü elimize alıyoruz. Yani bu tarz avantajları var. Tabii bu demek değil ki her zaman bunu kullanın. Yani sadece hani şu durumlarla karşılaşıyorsanız ve buna bir çözüm üretmek zorunda kalıyorsanız o zaman kullanmakta fayda var. Hani gereksiz kullanmaya da çok gerek yok. Hani eğer sizin yemek tipiniz belli ise yemek hep aynı şeylere sahipse atıyorum konstruktöre koyabilirsiniz. Yani kesin yemek üretiminde bu initialize edilsin diyorsanız yapabilirsiniz yani böyle bir şey. Gereksiz bunun kullanımı OOP yapısını etkileyebiliyor. Ondan dolayı sadece gerektiğinde kullanmakta fayda var. Ama genel olarak çok avantajlı deyip ilk videomu bitireyim.